Olmuyor, 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 olmuyor. Kırmızı! Almanya'nın Köln kenti gergin bir günü geride bıraktı. Şehirde aynı saatlerde 3 ayrı gösteri gerçekleşti. Avrupalı Türk Demokratlar Birliği öncülüğünde gerçekleştirilen darbeye karşı demokrasi mitingine katılım yoğun oldu. Ren Nehri kıyısındaki Deutsche Zerwerft alanında düzenlenen mitinge, Almanya'nın çeşitli kentlerinin yanı sıra Fransa, Belçika, Avusturya ve İsviçre gibi ülkelerden katılımlar oldu. Alman makamları, 40 bin kişinin katıldığı mitinge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı video bağlantısıyla dahil olmasına izin vermedi. Mitingde konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Almanya'nın bu tavrını eleştirdi. Değerli kardeşlerim, bu karar açıklanması, bu karar sebeplendirilmesi çok zor bir karardır. İki ülkenin milli marşı okundu, doğru mu? Türkiye'nin ve Almanya'nın milli marşı okundu, doğru mu? Daha artık neyin cevabını bekliyorsunuz? Entegrasyon diyenler, daha neyin cevabını bekliyorsunuz? Mitingin sonunda Erdoğan'ın mesajı okundu. Ülkemizdeki darbe teşebbüsünün duyulduğu andan itibaren her yerde olduğu gibi Almanya'daki vatandaşlarımızın da kalpleri ve duaları bizim yanımızda olduğunu biliyoruz. Miting süresince 2700 polis görev yaptı. Köln Emniyet Müdürlüğü, Türkiye kökenli ve Türkçe bilen polisleri bu mitingler için özel görevlendirdi. Köln polisi ayrıca bütün gün hizmet veren bir telefon hattı da açtı. Diğer yandan kentte hem sol hem de ırkçı gruplar Erdoğan karşıtı gösteri gerçekleştirdi. Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller, Sol Parti, Federal Demokrat Parti ve Korsan Parti'nin de aralarında bulunduğu sol gruplar, Köln ana tren istasyonu önünde hem Erdoğan'ı hem de ırkçı Pro-Kuzeyren Westfalia Partisi yanlılarını protesto etti. İki grup iki ayrı kalabalık halinde tren istasyonu önünde karşı karşıya gelirken, polis araya girerek grupların birbirine yaklaşmasına izin vermedi. Pro-Kuzeyren Westfalia Partisi taraftarlarının yürümesine izin vermedi ve grubu trene binene kadar takip etti.